Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen yaptığı açıklamada yaklaşık 2 ay önce Bademlik Mahallesi'nde bir inşaat takılaması olan bir sokak köpeğini bularak bakımını üstlendiklerini söyledi. Köpeği birçok veterinere götürdüklerini ve rahmindeki kis nedeniyle kanamasının olduğunu öğrendiklerini belirten Esen, fındığın tedavisi için 500 liraya ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek yardım çağrısında bulunmuştu. Fındığımızı 2 ay öncesi sokakta bulduk. Fındığımız sokak hayvanı. Yavruları vardı. Yavruların üstüne inşaat tahtaları atılmış. Bir yavrusunla birlikte bulup derneğimiz adına sahiplendik. Fındığımız hasta. Kitlesi var rahimde. Sürekli kanaması var. Sokağa çıktığında kan içinde geliyor. Derneğimiz yeni. O yüzden maddi gücümüz yok. 25'e yakın hayvan bakıyoruz fındık hariç. Hastası var, hastaları var içinde. Dur fındığım. Belediyeye müracaatta bulunduk. 17 Aralık'ta dilekçe verdik. Fotoğraflarınla durumun acil olduğunu söyledik. Çünkü ilerlerse fındığımız da ölecek. Ölmesini istemiyoruz. Özel kliniklere başvuru yaptık. Kırklareli Barınağı'nda hijyenik bakımdan iyi olmadığından dolayı özel klinikte ameliyat olması gerekiyor. O yüzden halkımızdan, belediyeden destek bulamadığımız için alamıyoruz. Halkımızdan, belediye başkan adaylarımızdan destek bekliyoruz. 500 TL ilk etapta. Tabii sokak hayvanı olduğu için yardım ederiz dediler. Ama ilerlediği için kemoterapi de alması gerekebiliyor. O yüzden ileride toplam ücret ne olacak bilmiyoruz. Fındık isimli köpeğin tedavisi için Esen'in yardım çağrısına Kırklareli Valiliği'nden çok gecikmeden yanıt geldi. Vali Bilgin yaptığı açıklamada rahmindeki kis nedeniyle kanamasının olduğunu öğrendiklerini belirten köpeğin tüm tedavisinin yapılacağını söyledi. Sokak hayvanlarımızın kısırlaştırılması ve barınaklarda barındırılması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ancak maalesef yine bazı spesifik olaylarda ortaya çıkabiliyor. Burada bu sokak hayvanımız Fındık'ta da aynı şekilde böyle bir rahatsızlık ortaya çıktı. Bununla ilgili de gerekli ekonomik desteği sağlayarak köpeğin tedavisini yapacağız. Köpeğin rahatsızlığını öğrendiklerinde çok üzüldüklerini belirten Bilgin, konuyla ilgili hemen harekete geçtiklerini anlattı. Sokak hayvanları konusunda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlara teşekkür eden Bilgin şunları aktardı. İlimiz son dönemde maalesef böyle üzücü haberlerle gündeme geliyor. Ama biz ilimizde özellikle hayvan hakları konusunda, hayvanların barınaklarının yapılması konusunda belediyelerimizle birlikte çok ciddi bir çalışma yaptık. Ve sokak hayvanları ile ilgili tüm il bazında koordineli bir şekilde sokak hayvanlarımızın kısırlaştırılması ve barınaklarda barındırılması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ancak maalesef yine bazı spesifik olaylarda ortaya çıkabiliyor. Burada bu sokak hayvanımız Fındık'ta da aynı şekilde böyle bir rahatsızlık ortaya çıktı. Bununla ilgili de gerekli ekonomik desteği sağlayarak köpeğin tedavisini yapacağız. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlılığımızı bilsinler. Ancak Kırklareli ilinin inşallah bundan sonra farklı haberlerle gündeme gelmesini istiyoruz ve bu konuda da bizler üzerimize düşen ne varsa onu da yapmak için gece gündüz çalışacağız. Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen de fındık için duyarlılık gösteren Vali Osman Bilgin'e teşekkür etti. Kesilmiş. Yemek istemiyor.